Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Göreve geldiği günden bugüne halkı ihmal etmeyen anlayışıyla fark yaratan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayı ve 24 Haziran genel seçimleri dolayısıyla ara verdiği Halk Günü buluşmalarına yeniden başladı. Başkan Yazgı bu salı gününde de vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Aksaraylılar Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından başlatılan Halk Günü'nde sorun, talep ve şikayetlerini birebir Başkan Yazgı ile paylaşma fırsatı buluyor. Vatandaşlarla başkanlık makamında sohbet tadında görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlarla sürekli bir araya gelebilmek adına sadece Halk Günü düzenlemiyor, yoğun mesaisi dışında mahalle gezileri başta olmak üzere esnafın çayını içiyor, sokakta vatandaşlarla dertleşiyor, gönül belediyeciliğini sahaya yansıtıyor. Yoğun katılımın olduğu Halk Günü buluşması sonrasında bir açıklama yapan Başkan Yazgı, vatandaşlarımızla birebir görüşme anlamında hem vatandaşımızın ayağına giderek hem de halkımızı belediyemize davet ederek Halk Günü düzenliyoruz. Ramazan ayı ve 24 Haziran genel seçimleri sebebiyle Halk Günü buluşmalarımıza kısa bir süreliğine ara vermiştik. Haftalık Halk Günü buluşmalarımız yeniden devam ediyor. Göreve geldiğim günden bugüne başlattığımız bu çalışmamızdaki amaç, burada insanlarımızı dinlediğimizi, onlara değer verdiğimizi, onların derdiyle dertlendiğimizin anlaşılmasıdır. Aksaray Belediyesi olarak çok geniş bir alana hizmet veriyoruz. Bu çalışmalarımızda 48 mahallemizde ulaşamadığımız vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz. Halkımızla buluşmalarımızda birebir vatandaşlarımızı dinleyerek ivedilikle sorunlarına çözüm yolları arıyor, vatandaşlarımızı ilgili birim müdürlerimizle görüştürerek sorunun çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Belediyemizin görev ve yetkileri çerçevesinde çözüm odaklı vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu noktada da halk günlerinin verimli geçtiğini düşünüyoruz dedi. Aksaray Belediyesi'nin ücretsiz meslek edindirme birimi olan Akmek Merkez binada açılan geri dönüşüm kursuyla çoraptan bluza kullanılmayan eski kıyafetler ve tekstil ürünleri ne durumda olursa olsun yenilenerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Akmek'te yaz dönemi kurslarıyla birlikte sıfır atık çalışmaları kapsamında açılan geri dönüşüm kursunda kadın eliyle eskiler yenileniyor. Akmek Merkez binada açılan kursta eski kıyafetler ve tekstil ürünleri baştan aşağı yenilenerek giyilir hale getiriliyor. Bir yandan da yeni tasarım ürünler ortaya çıkartılıyor. Geri dönüşüm değerlendirme çalışmalarında evde atılan, kullanılmayan ne varsa hepsinin bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan kurs eğitmeni Gülümsel Demirel, hiçbir para vermeden kursta yenilenen ve günümüz modasına daha uygun hale getirilen eski kıyafetlerle yapılan çalışmalar ve geri dönüşüm projesi hakkında bilgiler verdi. Geri dönüşüm projeleri gözden çıkarttığımız giysilerimizi tekrar hayata kazandırmak için yapılan bir proje. Bu projenin kapsamında aslında ne kadar zengin olduğumuzu fark ettik. Geri dönüşmeye uygun, müsait ve kullanılabilir değer katabileceğimiz birçok ürünün olduğunu fark ettik. Evimizden, çocuklarımızdan, eşimizden giyilmeyen atık giysilerin çöplere karıştırılmadan tekrar fayda sağlayacağımız ürünlere dönüşeceğini gördük. Çok heyecan verici. Hatta yeni aldığımız ürünlerde birkaç değişiklik yaparak çok daha farklı tarzlara ulaşabildiğimizi gördük. O yüzden proje çok öne açık, gelişecek bir proje, gelişmeye müsait bir proje. Bu projenin akıl hocası diyeyim, sevgili Hasip Hanım, Aysun Hanım, onlar da bizlere çok destek oldular. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde başlamıştık. Çok verimli çalışmalar çıkarttık. Çarşamba pazarında, Hanımeli pazarında ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Ve bundan çok fayda sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki adımda da giysi modernizasyonu düşünüyoruz. Modası geçmiş, yani demode dediğimiz giysilerden modernizasyon yapabileceğimiz teknikleri geliştiriyoruz. Bu konuda oldukça deneyimli olduğumu düşünüyorum zaten. Ama tabii her fikre açığız, her öneriye açığız. Gruplarımız da çok zevkle, özenle çalışıyorlar. Toplamda kaç grup var? Şu anda yaz döneminde tek grubumuz var.
Selime Sultan'da da büyük, oldukça kalabalık bir grubumuz vardı. Henüz daha yeni yeni tanıma aşamasındayız zaten. Ama ileriye dönük çok umutluyuz. Çok güzel ürünler çıkaracağımızı umuyorum. Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren ve sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına çarşı merkezinde Hamidiye Mahallesi'nde devam ediyor. Aksaray'ın ana arterler ve kentin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Hamidiye Mahallesi 700. sokakta Ali Baba Tekkesi önünden asfalt öncesi eski asfalt kazılması ve zemin düzeltmeleriyle sıcak asfalt çalışması başladı. Çarşı merkezine yakışır kaldırım ve yol yapımı çalışmalarına birçok farklı noktada start veren Aksaray Belediyesi, vatandaş ve esnafların mağdur olmaması için çalışmaları çok erken saatlerde başlatıyor. Çarşı merkezinde Sofular ve Hamidiye mahallelerinde başlayan asfalt çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren yetkililer, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın talimatları doğrultusunda Aksaray'da bozuk yol bırakmamak için çalışmaların il genelinde oluşturulan ekiplerle eş zamanlı olarak her geçen gün artarak devam edeceği bilgisini paylaştı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette heyet karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Karşılıklı iletişimi güçlendirmek, ortak faaliyet ve toplantılar düzenlemek, karşılıklı hizmet standartlarının artırılmasını sağlamak, işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek amaçlarını taşıyan ziyarette, Başkan Yazgı'ya bilgiler veren ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, yeni bir yönetim kurulu olarak yeni dönemde proje çalışmalarının olduğunu belirterek her türlü fikir alışverişi ve işbirliğine açığız mesajı verdi. Nezaket ziyareti kapsamında memnuniyetini dile getiren Başkan Yazgı, iş adamlarının neler yaptığını görmek, fikir alışverişinde bulunmak ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirmenin ve pekiştirmenin kendi hizmet alanları dahil hep birlikte Aksaray'ın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına büyük katkılar sağladığını dile getirdi, teşekkür etti. Aksaray Belediyesi şehrin dört bir yanında yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi yol medeniyettir ilkesiyle yıllardır hizmet gitmeyen kırsal mahalleler başta olmak üzere her bölge için oluşturulan ekiplerle eş zamanlı olarak geceli gündüzlü çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekipleri Yunus Emre Mahallesi 7077 ve 7085. sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Sıcak asfalt çalışmaları bölgede programa alınan caddelerde devam edecek. TOKİ bölgesine bağlı mahallelerde imar yoluyla çevre yolu bağlantılı caddelerde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yoğun bir nüfus yapısına sahip bölgede oturan vatandaşlar, belediyemiz sayesinde kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu çalışmalarla cadde ve sokaklarımızın değerine değer katan, ulaşımımızı ve yaşamımızı kolaylaştıran Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyoruz dediler. Aksaray Belediyesi birçok mahallede büyük bir titizlikle yürüttüğü yol asfaltlama çalışmalarını ise tamamladı. Sevgili seyirciler, haber turumuzu bizim mikrofonla tamamlıyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mon van pir dedim evet. Van pap diye mor var var pin mor van pin mor van pin dedik mi becerdik mi mor van pin mor van pir 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 söyleyemiyorum mor van pir mor van pir mor van mor van pir 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 kızım.
Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, bomba. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Yok, olmuyor. Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Yok olmuyor. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Ne oldu? Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, 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 mor vampir. Mor vampir mi, mor vampir mi? Vampir. 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 Hızlı bir şekilde mor vampir. Mor vampir, mor mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir olmadı. Tekrarla. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir. Mor vampir, mor vampir, mor vampir.